Sadık Dost Bir sabah yaşlı su faresi başını deliğinden dışarı uzattı. Boncuk boncuk parlak gözleri, sert boz bıyıkları vardı. Kuyruğu kapkara bir kavuçuk parçası gibi uzundu. Havuzda yüzen küçük yavru ördekler bir alay sarı kanarya gibi görünüyordu. Tüyleri bembeyaz, ayakları kıpkırmızı olan anneleri suyun içinde tepe üstü durmayı öğretiyordu onlara. Başınızın üstünde durmayı öğrenemezseniz yüksek sosyeteye hiçbir zaman giremezsiniz deyip duruyordu. Arada bir de bu işin nasıl yapılacağını gösteriyordu. Oysa yavru ördeklerin hiç aldırdığı yoktu. Öylesine küçüktüler ki sosyeteye girmenin ne iyi bir şey olduğunu hiç bilmiyorlardı. Yaşlı su faresi, ne söz dinlemez çocuklar bunlar diye bağırdı. Boğulmayı hak ediyorlar aslında. Ördek, ''Hiç öyle şey olur mu?'' diye yanıtladı onu. ''Herkes öğrenmeye bir yerden başlayacak. Ana babaların çok sabırlı olması gerek.'' ''Ah, ana babaların duyguları hakkında hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi suharesi. ''Benim çocuklarım yok. Aslında hiç evlenmedim. Evlenmeye niyetim de yok. Aşık olmak falan çok iyi şeyler ama dostluk ondan da yücedir. Gerçekten de şu dünyada sadık dostluktan daha soylu, daha az bulunur şey tanımıyorum.'' Hemen yakındaki söğüt ağacına tünemiş ve bu konuşmaya kulak misafiri olan yeşil keten kuşu, "Peki sadık bir dostun görevleri nedir sence kuzum?" diye sordu. "Evet, bunu öğrenmeyi ben de çok istiyorum gerçekten." dedi ördek. Sonra yüzerek havuzun daha öbür başına gidip çocuklarına bir iyi örnek daha göstermek üzere başının üstünde havaya kalktı. Su faresi, "Ne aptalca bir soru!" diye bağırdı sadık dostumun bana sadık olmasını beklerim elbette. Küçük kuş, gümüş rengi ince bir dalın üstünde sallanıp küçücük kanatlarını çırparak, ''Peki karşılığında ne beklersin?'' dedi. Su ''Seni anlayamıyorum.'' diye yanıtladı onu. Keten kuşu, ''Bu konuyla ilgili bir öykü anlatayım öyleyse sana.'' dedi. Öykü benim hakkımda mı? diye sordu su faresi. Öyleyse dinlerim. Çünkü kurmacadan çok hoşlanırım. Keten kuşu, senin için de geçerli olabilir bu öykü diye yanıt verdi. Uçup aşağıya indi, suyun kenarına konup sadık dost öyküsünü anlatmaya başladı. Bir zamanlar küçük Hans adında dürüst bir adamcağız varmış diye başladı öyküsüne keten kuşu. Çok önemli biri miymiş diye sordu su faresi. Hayır diye yanıt verdi keten kuşu. Hiç de önemli biri olduğunu sanmıyorum. Ama çok iyi bir kalbi, iyilik okunan garip yuvarlak bir yüzü varmış. Küçücük kulübesinde tek başına yaşar, bahçesinde çalışırmış her gün. O bölgedeki köylerde onunki kadar güzel bahçe yokmuş. Bahçesinde hüsnü yusuflar, kırmızı şevboylar, çoban çantaları, taşkıran çiçekleri yetişirmiş.'' Mor güller, sarı güller, leylak rengi, altın sarısı çiğdemler, mor menekşeler, beyaz menekşeler varmış. Haseki küpeleriyle hanım gömlekleri, mercan köşklerde reyhanlar, çuha çiçekleriyle zambaklar, nergislerle pembe karanfiller ay be ay sırayla açıp çiçekleniyor. Birinin yerini öbürü alıyor. Böylece gözü gönlü ferahlatan güzelim çiçekler hoş kokular hiç eksik olmuyormuş. Küçük Hans'ın pek çok arkadaşı varmış ama en sadık dostu iri yarı değirmenci Hugh'muş. Gerçekten de zengin değirmenci, küçük Hans'ın öylesine sadık dostuymuş ki duvarın üstünden sarkıp kocaman bir demet çiçek ya da bir avuç dolusu hoş kokulu ot koparmadan meyveler olgunlaştığı zaman da ceplerini eriklerle, kirazlarla doldurmadan geçmezmiş bahçesinin önünden. Değirmenci, gerçek dostlar her şeyi paylaşmalıdır dermiş. Küçük Hans da onu başıyla onaylar gülümsermiş. Böylesine soylu düşünceler taşıyan bir dostu olduğu için kıvanç duyarmış. Aslında bazen komşular, değirmenin de üst üste yığılmış yüzlerce çuval unu, altı sağmal ineği, uzun tüylü koyunlardan kocaman bir sürüsü olmasına karşın, zengin değirmencinin küçük Hans'a bunların karşılığında hiçbir zaman bir şey vermemesini biraz yadırgarlarmış. Oysa Hans kafasını böyle şeylere hiç takmazmış. En büyük zevki, değirmencinin gerçek dostluğun özelliği üzerine söyleyip durduğu harika sözleri dinlemekmiş. Küçük Hans böylece çalışıp dururmuş bahçesinde. İlkbaharda, yazın ve sonbaharda çok mutlu olurmuş. Ama kış gelince pazara götürecek ne meyvesi ne de çiçekleri kaldığı için soğuktan, açlıktan zor günler geçirir. Çoğu zaman akşam yemeği bile yemeden birkaç kuru armut ya da fındık fıstık yiyerek yatarmış. Ayrıca kışları çok yalnızlık çekermiş. Çünkü değirmenci ona hiç uğramazmış değirmenci karısına kar kalkmadan küçük Hans'a gitmenin hiçbir yararı yok dermiş. Çünkü insanlar başları dertte olduğu zaman kendi başlarına bırakılmalı. Ziyaretçiler rahatsız etmemeli onları. Hiç değilse benim dostluk anlayışım böyle. Ben de haklı olduğumdan eminim. Bu nedenle ilkbahar gelinceye kadar bekleyeceğim. O zaman görmeye giderim Hans'ı. O da bana kocaman bir sepet dolusu çuha çiçeği verebilir, bu da onu çok mutlu eder. Karısı, sen gerçekten başkalarını düşünen birisin diye yanıtlamış onu çam kütükleri yanan kocaman ateşin yanındaki koltuğunda. Senin dostlukla ilgili sözlerini dinlemek ne kadar hoş. Üç katlı bir evde otursa, küçük parmağına altın yüzük taksa da bizim papaz bile senin söylediklerin kadar güzel şeyler söyleyemez eminim. Değirmencinin en küçük oğlu, iyi ama küçük Hans'ı buraya davet edemez miyiz demiş. Zavallı Hans'ın başı dertte ise yulaf çorbamı onunla paylaşırım ben. İstelik beyaz tavşanlarımı da gösteririm ona. Değirmenci ne aptal çocuksun sen diye varmış. Seni okula göndermenin ne yararı var gerçekten bilmiyorum. Hiçbir şeyi öğrenmiyorsun sanki. Küçük Hans buraya gelecek olsa bu sıcak ateşi, güzel akşam yemeğini, kocaman kırmızı şarap fıçısını görecek olsa bizi kıskanabilir. Kıskançlık da çok korkunç bir şeydir. İnsanın ahlakını bozar. Hans'ın ahlakının bozulmasına izin veremem ben. Onun en iyi dostuyum. Her zaman gözetir, her türlü kötülükten sakınırım onu. Üstelik Hans buraya gelirse benden borç un isteyecektir. Ben de ona un veremem un bir şeydir, dostluksa başka bir şey. Bunları birbirine karıştırmamak gerek. Baksana sözcüklerin yazılışları bile ayrı. Bambaşka anlamlara geliyorlar. Herkes bilir bunu. Değirmencinin karısı ne güzel konuşuyorsun demiş kendisine kocaman bir bardak sıcak bira doldurarak. Gerçekten oldukça uykulu hissediyorum kendimi. Tıpkı kilisede olduğu gibi. Değirmenci İyi davranmayı pek çok insan bilir diye yanıt vermiş buna. Ama iyi konuşabilen insan çok azdır. Bu da gösteriyor ki konuşmak çok daha zor, çok daha ince bir şeydir. Masanın öbür ucunda oturan küçük oğluna ters ters bakmış. Çocuk söylediklerinden o denli utanmış ki başı önüne düşmüş, yüzü kıpkırmızı kesilmiş. Gözyaşları çayının içine akmaya başlamış. Bununla birlikte çocuk cihaz daha o kadar küçükmüş ki bence onun kusuruna bakılmaz. Sufaresi öykü burada bitiyor mu diye sordu. Keten kuşu bitmiyor elbette diye yanıtladı onu. Daha yeni başlıyor. Sufaresi öyleyse çağın gerisinde kalmışsın sen dedi. Bugünlerde iyi öykülerin hepsi sondan başlayıp başa doğru gidiyor ve ortasında bitiyor. Yeni yöntem bu. Geçen gün havuzun kıyısında bir delikanlıyla yürüyüşe çıkmış bir eleştirmenden duydum bunları. Bu konudan uzun uza diye söz ediyordu ve sanırım haklıydı. Mavi gözlüğü ve kabak gibi bir kafası vardı çünkü. Delikanlı ne zaman ağzını açıp bir şey söyleyecek olsa hep peh diye yanıt veriyordu. Ama ne olur öyküne devam etsen. Ben değirmenciye bayıldım. Benim de yığınla güzel duygularım var. Bu nedenle kendime çok yakın buldum onu. Keten kuşu önce bir ayağının sonra öbür ayağının üstünde sıçrayarak devam etti. Kış biter bitmez çuha çiçekleri açık sarı yıldız biçimli çiçeklerini açmaya başlar başlamaz değirmenci karısına küçük Hansa şöyle bir bakmak istediğini söylemiş. Değirmencinin karısı ne iyi kalpli bir insansın sen diye bağırmış. Hep başkalarını düşünürsün. Ha, çiçekleri taşımak için yanına büyük sepeti almayı unutma. Böylece değirmenci, yel değirmeninin kanatlarını sağlam bir demir zincirle birbirine bağlayıp, kolunda sepetle yamaçtan aşağı inmiş. Değirmenci, ''Günaydın küçük Hans'' demiş. ''Günaydın'' demiş Hans küreğinin sapına yaslanarak ağzı kulaklarına varıyormuş.'' Bütün kış boyunca nasıldın bakalım demiş değirmenci. Bunu sorduğun için ne kadar iyisin demiş Hans. Korkarım epeyce zor geçirdim bu kışı. Ama artık ilkbahar geldi. Ben de çok mutluyum. Çiçeklerimin de hepsi çok iyi durumda. Kışın senden sık sık söz ettik Hans demiş değirmenci. Nasıl olduğunu merak ettik. Hans ne kadar iyisiniz demiş. Beni neredeyse unuttuğunuzdan korkmuştum. Değirmenci şaşıyorum sana Hans demiş. Dostlar hiçbir zaman unutmaz dostlarını. Dostluğun en harika yanı da budur zaten. Ama korkarım sen yaşamın şiirini anlayamıyorsun. Aa, çuha çiçeklerinde ne güzel olmuş. Hans, gerçekten de çok güzel oldular demiş. Hepsinin birden açması benim için çok iyi oldu. Pazara götürüp belediye başkanının kızına satacağım bunları. Aldığım parayla da el arabasını geri alacağım parasını ödeyip el arabasını geri mi alacaksın? El arabasını satmamışsındır umarım. Böyle aptalca bir şey yapılır mı hiç? Aslına bakarsan demiş Hans, satmak zorunda kaldım. Biliyor musun, bu kış çok kötü geçti benim için. Ekmek alacak param bile kalmamıştı aslında. Bu nedenle önce bayramlık ceketimin gümüş düğmelerini sattım, sonra gümüş zincirimi, sonra büyük pipomu, en sonunda da el arabasını sattım. Ama şimdi hepsini teker teker geri alacağım. Hans demiş değirmenci. Ben sana kendi el arabamı veririm. Pek sağlam değil. Aslında bir tarafı gitmiş, tekerleklerinde de bir bozukluk var. Gene de vereceğim onu sana. Biliyorum, cömertlik ediyorum. Pek çok kişi büyük aptallık ettiğimi düşünecek el arabasını sana verdiğim için. Ama ben öbür insanlara benzemem. Bence dostluğun özünde cömertlik vardır. Üstelik ben yeni bir el arabası aldım. Evet, sen üzme kendini. El arabamı veririm sana ben. Vallahi gerçekten çok cömertsin demiş küçük Hans. Garip yuvarlak yüzü memnunlukla parlayarak. Ben kolayca onarabilirim onu. Evde kalın bir tahta parçası var. Kalın bir tahta parçası mı var demiş değirmenci. Vallahi ambarın çatısı için ben de böyle bir şey arıyordum. Çatıda kocaman bir delik var. Kapatmazsam bütün mısırlar nemlenecek. Senin tahtadan söz etmen ne güzel bir rastlantı. İyiliğin iyilikte olması hayret verici bir şey. Ben sana el arabamı verdim, şimdi sen de bana tahtanı vereceksin. Elbette el arabası tahtadan çok daha değerlidir ama gerçek dostlukta böyle şeylere bakılmaz. Ne olur git getir şunu hemen, ben de bugün ambarı onarmaya başlayayım. Elbette diye bağırmış Hans, depoya koşarak tahtayı sürükleyip getirmiş. Değirmenci tahtaya bakarak ''Pek büyük değilmiş.'' demiş. ''Ben ambarın çatısını onardıktan sonra korkarım el arabasını onarmak için sana bir şey kalmayacak. Ne yapalım? Bu benim kabahatim değil. Şimdi el arabamı sana verdiğime göre sen de bana biraz çiçek vermek istersin herhalde karşılık olarak. İşte sepet burada. İyice doldur ha.'' Küçük Hans oldukça üzgün bir sesle ''İyice doldurayım mı?'' demiş. ''Çünkü sepet gerçekten çok büyükmüş.'' ve Hans biliyormuş ki sepeti iyice doldurursa pazara götürecek çiçeği kalmayacak. Oysa Hans gümüş düğmelerini geri alabilmeyi çok istiyormuş. Değirmenci, vallahi aslında el arabamı sana verdiğime göre karşılığında birkaç tanecik çiçek istemek fazla sayılmaz. Yanılıyor olabilirim elbette ama ben dostluğun, gerçek dostluğun her türlü bencillikten uzak olduğunu sanıyordum. Küçük Hans, sevgili dostum, benim iyi dostum diye bağırmış. Bahçemdeki bütün çiçekler senin olsun. Gümüş düğmelerime kavuşacağım ama sen benim hakkımda iyi şeyler düşün. Bunu her zaman yeylerim.'' diyerek koşmuş, güzel çuha çiçeklerinin hepsini toplayarak değirmencinin sepetine doldurmuş. Omzunda tahta, elinde çiçek dolu kocaman sepetiyle değirmenci yamaca doğru tırmanırken ''Hoşça kal küçük Hans'' demiş. Küçük Hans da güle güle dedikten sonra oldukça mutlu bir havayla bahçeyi kazmaya koyulmuş el arabasına öyle sevinmiş ki ertesi gün hanım ellerini sundurmanın duvarlarına tuttururken değirmencinin yoldan kendisine seslendiğini duymuş merdivenden aşağı atlamış bahçenin içinden koşarak geçip duvarın üstünden bakmış sırtında kocaman bir un çuvalıyla değirmenci duruyormuş orada. ''Sevgili küçük Hans'' demiş değirmenci. ''Şu un çuvalını benim için pazara kadar taşısan sana zahmet olur mu acaba?'' ''Ah çok özür dilerim'' demiş Hans. ''Ama bugün gerçekten çok işim var. Sarmaşıkların hepsini asıp tutturmam gerek. Bütün çiçeklerimi sulamam, bütün çimlerimi biçmem gerek.'' ''Vallahi gerçekten'' demiş değirmenci, ''düşünüyorum da sana el arabamı vereceğimi göz önüne alırsak bunu reddetmen hiç de dostça bir davranış değil.'' ''Aa böyle söyleme ne olursun'' diye bağırmış küçük Hans, ''dostluğumuza gölge düşürmeyi dünyada istemem.'' Hemen koşup kasketini almış ve sırtında kocaman çuvalla ofluya pufluya yola koyulmuş. O gün hava çok sıcakmış, yol da aşırı tozluymuş. Hans daha altıncı kilometre taşına gelmeden öylesine yorulmuş ki oturup dinlenmek zorunda kalmış. Gene de tüm gücünü toplayıp yola devam etmiş. Sonunda pazara ulaşmış. Bir süre bekledikten sonra unu çok iyi bir fiyata satarak hemen eve dönmüş. Çünkü geç saatlere kadar kalırsa yolda soygunculara rastlamaktan korkuyormuş.'' Küçük Hans yatarken kendi kendine gerçekten çok yorucu bir gün geçirdim. Ama değirmenciyi reddetmediğime memnunum çünkü o benim en iyi dostum. Üstelik el arabasını verecek bana. Değirmenci ertesi sabah erkenden unun parasını almaya gelmiş. Ama Küçük Hans öyle yorgunmuş ki yataktan bir türlü çıkamamış. Aman tanrım demiş değirmenci. Ne kadar tembelsin sen. Gerçekten de sana el arabamı vereceğimi düşünürsek sanırım daha çok çalışman gerek. Aylaklık büyük bir günahtır. Ben dostlarımın aylak ya da hımbıl olmasını hiç mi hiç istemem. Sana karşı böyle açık sözlü olmama kızmamalısın. Dostun olmasam bunu söylemek aklımın ucundan bile geçmez. İnsan söylemek istediklerini olduğu gibi söyleyemeyecekse dostluğun ne yararı olur? Tatlı sözler söylemeyi, göze girip dalkabokluk etmeyi herkes becerebilir. Oysa gerçek dost her zaman acı söyler. Karşı tarafı kırmaktan çekinmez. Aslında gerçekten sadık bir dostsa bunu yeğleyecektir. Çünkü bilir ki bunu yapmakla dostuna iyilik etmektedir. Çok özür dilerim demiş küçük Hans gözlerini ovuşturup gecelik takkesini arkaya doğru sıyırarak ama öyle yorgundum ki birazcık daha yatıp dinleneyim kuşların ötüşünü dinleyeyim dedim. Kuşların ötüşünü dinledikten sonra çok daha verimli çalıştığımı biliyor musun? Vallahi buna sevindim demiş değirmenci küçük Hans'ın sırtını okşayarak. Çünkü giyinir giyinmez değirmene gelmeni ve ambarın çatısını onarmanı istiyorum. Zavallı küçük Hans hemen gidip kendi bahçesinde çalışmaya can atıyormuş. Çünkü çiçeklerini iki gündür sulamamış. Öte yandan bu kadar iyi dostlu olduğu için değirmenciyi reddetmek de istemiyormuş. Ürkek, utangaç bir sesle, ''Çok işim olduğunu söylesem dostluğumuza ihanet ettiğimi düşünmezsin değil mi?'' diye sormuş. ''Vallahi aslında'' demiş değirmenci, ''Sana el arabamı vereceğimi düşünürsek fazla bir şey istemiş olmuyorum. Ama reddedersen gidip kendim yaparım elbette. Aa dünyada olmaz diye bağırmış küçük Hans. Yataktan fırlayıp giyinmiş, ambara dek yürümüş. Bütün gün güneş batıncaya dek çalışmış orada. Güneş batarken değirmenci gelip Hans'ın nasıl çalıştığına bakmış. Çatıdaki deliği onardın mı küçük Hans diye bağırmış neşeli bir sesle. Onardım sayılır diye yanıtlamış bunu küçük Hans merdivenden inerek. Ah demiş değirmenci. Başkalarına yardım etmek kadar mutlu eden başka hiçbir şey yoktur insanı. Senin bu sözlerini duymak gerçekten büyük ayrıcalık diye yanıtlamış onu küçük Hans. Oturup alnındaki terleri silerek çok büyük bir ayrıcalık. Ama korkarım ben hiçbir zaman seninki kadar güzel düşünceler üretemeyeceğim. Ah üretirsin demiş değirmenci ama daha çok çaba göstermen gerek. Şu anda sen dostluğun uygulamasını biliyorsun yalnızca kuramını da kavrayacaksın bir gün. Gerçekten kavrayacak mıyım dersin diye sormuş küçük Hans. Bundan hiç kuşkum yok diye yanıtlamış onu değirmenci. Ama çatıyı onardığına göre artık eve gidip dinlen istersen çünkü yarın koyunlarımı dağa götürmeni istiyorum. Zavallı küçük Hans buna karşı çıkmaktan korkmuş. Ertesi sabah erkenden değirmenci koyunlarını onun kulübesine indirmiş. Hans da koyunlarla birlikte dağın yolunu tutmuş. Dağa çıkıp dönmesi bütün gününü almış. Döndüğünde o kadar yorgunmuş ki sandalyesinde uyuyakalmış. Uyandığında gün epeyce ilerlemiş. Bahçemde mutlu bir gün geçireceğim diyerek hemen işe koyulmuş. Ama nedense çiçeklerine hiçbir zaman bakamamış. Çünkü dostu değirmenci ikide bir çıka geliyor. Ona bitip tükenmez işler veriyor ya da gelip değirmende kendisine yardım etmesini istiyormuş. Küçük Hans zaman zaman çok bunalıyormuş. Çiçeklerinin kendilerini ihmal ettiğini sanacaklarından korkuyormuş çünkü. Ama sonra değirmencinin en iyi dostu olduğunu düşünerek kendini avutuyormuş kaldı ki diyormuş kendi kendine bana el arabasını verecek bu da gerçekten çok cömertçe bir davranış böylece küçük hans değirmenciye çalışıp durmuş değirmenci dostluk üzerine bin türlü güzel söz söylemiş hans bunları bir deftere not ediyor geceleri okuyormuş çok iyi bir öğrenciymiş kendisi çünkü bir akşam küçük hans ateşin başında otururken birisi kapıya hızlı hızlı vurmaya başlamış çok fırtınalı bir geceymiş. Rüzgar ıslıklar çalıp uluyarak evin çevresinde öyle hızlı esiyormuş ki Hans önce bu sesi rüzgarın çıkardığını sanmış. Ama kapı ikinci kez, sonra da öncekilerden de hızlı üçüncü kez çalınmış. Zavallı bir yolcu olsa gerek demiş Hans kendi kendine ve hemen kapıya koşmuş. Bir elinde fener, bir elinde kalın bir bastonla değirmenci duruyormuş kapıda. Sevgili küçük Hans diye bağırmış değirmenci. Çok büyük bir derdim var. Küçük oğlum merdivenden düşüp yaralandı. Ben şimdi doktoru almaya gidiyorum ama doktor o kadar uzakta oturuyor. Havada bu gece o kadar kötü ki düşündüm de benim yerime sen gitsen çok daha iyi olacak. Biliyorsun el arabamı vereceğim sana. Öyleyse bu iyiliğime karşılık senin de bir şey yapman gerekir. Elbette diye bağırmış küçük Hans. Bana gelmene çok sevindim gerçekten. Hemen yola çıkacağım. Ama fenerini bana versen iyi olur çünkü geceliğin her yer o kadar karanlık ki bir çukura düşmekten korkuyorum. Çok özür dilerim diye yanıtlamış bunu değirmenci. Ama bu benim yeni fenerim. Bir şey olursa benim için büyük kayıp olur. E, boş ver. Ben de feneri almadan giderim diye bağırmış küçük Hans kalın kürk paltosunu, kırmızı yün kasketini dolaptan çıkarmış, boğazına kalın bir atkı sarıp yola koyulmuş. Ne korkunç bir geceymiş o. Her yer öylesine zifiri karanlıkmış ki küçük Hans hiçbir şey göremiyormuş. Rüzgar da öylesine güçlü esiyormuş ki küçük Hans ayakta durmakta bile güçlük çekiyormuş. Bununla birlikte büyük yüreklilik göstermiş, üç saat yürüdükten sonra doktorun evine ulaşıp kapıyı çalmış.'' Kim var orada diye bağırmış doktor yatak odasının penceresinden başını uzatarak. Küçük Hans doktor ne istiyorsun küçük Hans? Değirmencinin oğlu merdivenden düşüp yaralanmış. Değirmenci hemen gelmenizi istiyor. Pekala demiş doktor, atını hazırlamış, kocaman çizmelerini çekmiş, fenerini eline alarak aşağıya inmiş. Küçük Hans atıyla değirmencinin evine doğru giden doktorun arkasından binbir zorlukla yürüyormuş. Ama fırtına giderek artmış. Yağmur da bardaktan boşanırcasına yağıyormuş. Küçük Hans nereye gittiğini göremiyor, ata yetişemiyormuş. Sonunda yolunu kaybetmiş, kırlara doğru sürüklenmiş. Burası çok tehlikeli bir yermiş. Çünkü her yer derin çukurlarla doluymuş. Küçük Hans boğulup gitmiş.'' Ertesi gün keçi çobanları cesedini kocaman bir su birikintisinin içinde yüzerken bulmuşlar, alıp kulübeye getirmişler. Çok sevilen biri olduğu için küçük hansın cenazesine herkes gitmiş. En çok yas tutan da değirmenci olmuş. Onun en iyi dostu ben olduğuma göre demiş değirmenci, en iyi yerde benim durmam doğru olur. Böyle diyerek uzun siyah pelerini içinde cenaze alayının başına geçmiş. Arada cebinden kocaman mendilini çıkarıp gözlerini siliyormuş. Küçük Hans herkes için gerçekten büyük bir kayıp demiş Nalbant cenaze töreni bittiğinde. Hepsi handaki koltuklara yerleşmiş, kokulu sıcak şarap içiyor, tatlı kurabiye yiyorlarmış. En azından benim için büyük bir kayıp diye yanıtlamış bunu değirmenci. Eh El arabamı ona veriyordum neredeyse. Şimdi o el arabasını ne yapacağım bilmiyorum. Evde ayağıma dolaşıyor. O kadar çok onarım gerektiriyor ki satsam karşılığında hiçbir şey alamam. Bundan sonra kesinlikle kimseye bir şey vermeyeceğim. Cömertlikten her zaman zarar görüyor insan. Ee, sonra dedi su faresi uzun bir aradan sonra. Vallahi öykünün sonu böyle dedi keten kuşu sufaresi İyi ama değirmenciye ne olmuş diye sordu Gerçekten bilmiyorum diye yanıtladı bunu keten kuşu Ayrıca ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor açıkça belli ki sende acıma duygusu diye bir şey yok dedi sufaresi Korkarım sen kıssadan çıkan hisseyi pek anlamadın gözleminde bulundu keten kuşu Neyi neyi diye bağırdı sufaresi kıssadan hisseyi yani bu öyküden çıkan bir ders mi var? Elbette dedi keten kuşu. Vallahi aslında dedi su faresi çok öfkeli bir havayla. Sanırım öyküyü anlatmaya başlamadan önce söylemeliydin bunu. O zaman seni kesinlikle dinlemezdim. Aslında o eleştirmen gibi ben de pöh derdim. Ama bunu şimdi de söyleyebilirim. Sonra bütün gücüyle pöh diye bağırdı, kuyruğunu şöyle bir sürterek deliğine girdi. Birkaç dakika sonra badi badi yaklaşan ördek, ''Peki sen su faresini nasıl buluyorsun?'' diye sordu. Haklı olduğu çok nokta var doğrusu ama bana soracak olursan, bir annenin yumuşak duyguları var bende. Evlenmemekte kararlı bir bekar erkeğe gözlerim yaşarmadan bakamam. Korkarım epeyce canını sıktım onun dedi keden kuşu. Aslına bakarsan ona hisseli bir kıssa anlattım. Ah bu her zaman çok tehlikeli bir şeydir dedi ördek. Ben de ona bütün kalbimle katılıyorum. Oscar Wilde Çeviren Yurdanur Salman